Herkese merhaba arkadaşlar. Pokemon uygulamamıza kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Şimdi son olarak ne yapacaktık? Detaylar butonuna tıklanıldığı zaman Pokemon'un ilgili detayına gideceğimiz sayfayı yapacaktık. Şimdi Pokemon'un detaylarını biz burada Poki Detail adında tutmuştuk en son komponentimiz içerisinde. Şimdi ben diyorum ki Link, bunu bunun içerisine yazıyorum. Link'i de hemen import link from React.don'dan import ettim. Daha sonra link'e diyelim ki ne olsun? Link'in to'su şu şekilde poke detail işte daha sonra ne olabilir? Pokemon'un ID'si şeklinde olabilir. Bunu kaydedelim. Daha sonra dönüp baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi Poki Detail 1, 2, 3, 4 şeklinde görebiliyoruz. Şimdi dilerseniz Poki Detail sayfamızı bir ayarlayalım. Poki Detail dedim. Daha sonra diyorum ki new file index.js new file styles.css dedim. Import react from react constant poki detail nedir? Export default poki detail diyorum. Return işte Pokemon detay sayfası diyelim. Bunu dedikten sonra şimdi ne yapacağız? Öncelikle biz constant id diyeceğiz ve use params diyeceğiz. Nereden? React Router DOM'un içerisinden bunu kullanacağımızı söyleyeceğiz. Daha sonra diyorum ki use effect dedim. Bunu da ilgili id'ye depend ediyorum. Daha sonra ID değiştikçe şöyle yapalım. Ne diyelim? Constant fetch poke by ID dedim. Console.log ID diyorum. Daha sonra da ilgili ID'mi yazdırıyorum. Fetch poke by ID dedim. Şimdi gelin bunun router'ını tanımlayalım. Router constant'lara gittim. Diyorum ki ne olacak bunun import path'i? Poki detail, poki detail. Daha sonra ne demiştik? Poki detail slash şu şekilde. Daha sonra bunun bir ID parametresi alacağını söyledik. Evet, şimdi bir deneyelim. Sayfamızı bir yenileyelim. Detay dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi Pokemon detay sayfası dedi ve ID'yi bana burada 2 olarak gösterdi. Şimdi şuna da şimdilik bir hate 100 ve diyelim. Evet, şimdi ne yapacağız? Pokemon detay sayfasına geldiği zaman yeni bir request atacağız ve ilgili Pokemon'u buluyor olacağız. Şimdi ne yapalım? O zaman gidip servisimize ilgili tanımlamamızı gerçekleştirelim. Servis dedim. Poki servis nedir? Export const fetch poki işte by id olsun. Bunun asenkron olacağını söylüyorum. Daha sonra da bunun bir poki id alacağını belirtip fonksiyonumu yazıyorum. Şimdi try catch dedim. Şu catch'i kopyalıyorum. Şu şekilde. Daha sonra ne diyeceğim? Constant result dedim. Nedir? İşte evet. Axis.get ne olacak? Bizim base URL'imiz. Daha sonra Pokemon olacak.
Daha sonra ne olacak? İlgili Pokemon'un ID'si olacak aslında. Poki ID diyeceğim ve daha sonra da console log result diyeceğim ve result'ı bir yazdıralım. Fetch Poke by ID import from nereden? Servislerin içerisinden Poki servisi kullanacağız. Nedir? Fetch Poke by ID'di. Şuna bir async diyorum. Constant şimdilik bu şekilde kalsın. Ne istiyor? Benden bir tane Pokemon ID'si istiyor. Pokemon'un ID'sini de gönderdim. Daha sonra sayfamı yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bana ilgili result'ım geldi ve burada Pokemon'la alakalı birçok detayım mevcut. Nerede? Datanın içerisinde. Hemen gidip onu bir ayarlayalım. Diyorum ki ben bunları içerisinden datayı alacağım. Peki datanın içerisinden neyi alacağım? Şöyle yapalım. Sayfamı yenileyim. Ben datanın içerisinden neler alacağım? Şimdi onlara karar vermem gerekiyor. Aslında şimdi hemen şuraya gelip constant poki diyelim. İlgili objemizi açalım. Name dedim. Datadaki name'i alacağım. İşte ID diyeceğim. Neyi alacağım? Data içerisindeki ID'yi alacağım. Başka neyi alabilirim? Şu abilities'ları yine kullanabilirim. Data nokta abilities dedim. Ama biz types'ı kullanmıştık. Evet, burada type'larımız var. Types'ları da alabiliriz. Types dedim. İşte data içerisindeki type'lar olacak. Daha sonra başka neyi var? Hacked'i var. Hacked data içerisindeki hacked olacak. Daha sonra işte name'i var, fake'i var. Yani bunlar tamamen size kalmış. Hani siz detayında neyi sergilemek istiyorsunuz? Burada moves var. Bunlar neymiş? Yani birçok şey var aslında. İçerisinde kullanmak isteyebileceğimiz statsları var. Neymiş? Ha. Sağlık puanı, atak, özel gücü vesaire şeklinde şunları da alalım. Data.stats dedim. Başka ne alabiliriz? Bunun imajlarını alabiliriz. Şöyle imaj diyelim. Bunun imajları spreads içerisindeki back default, back shiny. Evet. Şimdi şöyle diyebilirim. Data içerisindeki spreads içerisindeki nedir? Back default. Back default. Aynı şekilde spreads içerisindeki back shiny diyor. Data spreads içerisindeki front default ve data spreads içerisindeki işte front shiny isimli görselleri bunun için kullanabiliriz. Daha sonra diyorum ki return objemin içerisindeki if success'ı ne olacak artık? True olacak. Şu şekilde. Daha sonra return objemin içerisindeki datam ne olacak? İlgili poke item'ım olacak. Daha sonra da ne yapacağım? Return diyeceğim. Ve return objemi geriye return edeceğim. Ardından sayfamıza gelelim. Result dedik. Şuraya da bir loading yükleyebiliriz. Loading. Set loading. Use state dedim. Başlangıç değeri false olsun. Şuraya gelip şunu yazdırabilirim. Loading dedim. Daha sonra şurada diyebilirim ki set loading true. Şurada set loading false dedim. Şunu silebilirim. Daha sonra constant işte poki detail set
Poki detail dedim. Use state diyorum. Başlangıç değeri null olsun. Daha sonra diyorum ki şurada if result içerisindeki is success true'ysa set poki detaylı result içerisindeki data ile değiştir. Daha sonra da şu şekilde json.string ify dedim. Nedir? Poki detail. Yani bunun arayüzünü yapmayacağım. İlgili JSON'ı basacağım. Gerisi tamamen size kalmış bir şey. Yani siz neyi sergilemek, ne şekilde sergilemek istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ilk başta true, daha sonra da false'a geliyor ve ilgili oluşturmuş olduğumuz objemiz burada. Artık buraya bir kart tasarlayıp işte adı budur, yetenekleri budur, can puanı budur, işte resimleri budur vesaire şeklinde bunu kullanabiliriz. Şimdi bu dastik bu kadar arkadaşlar. Ne yaptık? İlgili servisimize yeni bir metot bağladık. UseEffect'le dinledik. ID değiştiği zaman gidip request atacağını belirttik. Ve hangi JSON'ı Pokemon detayına ait neleri, hangi filtre kullanmak istediğimizi belirttik. Daha sonra da ekrana şu şekilde, şuna bir break diyeyim. Şu şekilde ilgili verimizi yerleştirdik. Hatta şunu şöyle de yapabilirim. Daha sonra null ve 2 diyorum. Şöyle yaparsam görmüş olduğunuz gibi daha düzgün bir görüntüye sahip oldu. Oluşturmuş olduğum objemiz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şunun da ekranını 100 yüzde diyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi ilgili objemiz de bu şekilde. Şimdi bu derslik bu kadar arkadaşlar. Diğer dersimizde ilgili uygulamamızı, yapmış olduğumuz uygulamamızı GitHub'a atıp daha sonra GitHub üzerinden Netfly olur, Vercel olur, yani çeşitli Heroku olabilir. Hani çeşitli cloud ortamlarında uygulamamızı host etmeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.